Arkadaşlar hepinize merhaba. Askerden döndüm. Askerliğim bitti. Bir yıl bir ara vermiştik. Bir yıl boyunca ayrı kalmıştık. Tekrardan kavuştuk. Ya şöyle bir şey var. Bu bir yıl ayrı kaldığımız süre içerisinde Instagram'dan o kadar fazla mesaj geldi ki. Yani ve hepsi de abi neredesin? Abi seni çok özledik. Abi seni çok seviyoruz. Abi nerelerde kaldın? Abi gözlerimiz yolda kaldı. Ne zaman geliyorsun gibi. O kadar çok mesaj geldi ki. Ya bu gerçekten çok onur edici bir şey. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şu anda sizler beni izliyorsunuz videoda. Hani ben sizleri göremiyorum. Böyle bir imkanım yok ama sizleri kendim gibi biliyorum. Kendimi nasıl görüyorsam sizleri de öyle görüyor sayıyorum arkadaşlar. Hani buluştuk, tekrardan geldik. Güzel oldu. Bundan sonraki videolarda ki zaten uygulamalı olarak devam edecek. İnteraktif videolar üretmeyi amaçlıyorum. Bu videoda aynı zamanda interaktif bir video olacak. Yani sizlerin katılımını bekleyeceğim arkadaşlar. Ne gibi bir katılım? Biliyorsunuz ki bir yıl bir ara verdik. Bu ara boyunca birikmiş sorularınız olabilir. Bu soruların cevaplarına belki ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Henüz cevaplamamış olabilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak bu soruları sorarsanız ben de bu soruları teker teker cevaplayacağım arkadaşlar. Hani herkesin yazmış olduğu soru cevaplanacak. Eğer soru çok fazla cevap gerektiriyorsa, uzun cevap gerektiriyorsa bu soruları ayrı bir soru cevap videosu olarak işleyeceğim, ele alacağım. Soranın adını da ki zaten orada belirteceğim. Bunun haricinde videoya geçtikten sonra bir anketimiz çıkacak. O ankette ben zaten tarif edeceğim size anketin nerede çıkacağını. Bu ankette arkadaşlar bir sonraki video ne olsun, hangi videoyu istiyorsunuz, bu seçimi tamamen size bırakacağım ve en çok oy alan video seçilmiş video olacak arkadaşlar. Ben askere gittiğimde 20 bin kişilik bir aileydik ve askerde hiç video atmamama rağmen, hiçbir şekilde YouTube'a bakmamama rağmen, yani Instagram'la bile doğru dürüst ilgilenemememe rağmen 65 bin kişi olmuşuz. Ve çok güzel değil mi? Yani çok onur edici bir şey. Düşünsenize sadece 30-35 tane videom var ve 45 bin kişi daha gelmiş, 45 bin kişi daha bizi tercih etmiş. Kocaman bir aile olduk artık. Çok çok onur edici bir şey. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık hep beraberiz. Hep beraber bu yoldayız, varız. Öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize de. Şimdi bir de şöyle bir dezavantajı var. Uzun zamandır kamera karşısında olmadığım için ve ben hep doğaçlama konuşan bir insanım. Ve böyle olunca da bir takım şeyler oluyor. Hani çok zorlanıyorum şu an hani konuşmakta. İlk videom astral seyahat videosuydu. Onda ne kadar kasıntılıymışım böyle. Merhaba arkadaşım falan. Hani bu şekilde döndü biraz. Buna da yavaş yavaş alışacağım. Hani video atmaya devam ettikçe buna da alışmaya devam edeceğim. Yoksa kamera karşısında konuşmak hakikaten kolay değil. İnsanı zorluyor. En azından beni. Yani bu video öyle bilgi videosu olmayacak. Hani sadece yani bilgi videosu ama hani parapsikoloji konularını işlemeyeceğiz bu videoda, en azından onu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece işte ne oldu, ne yaşadım, ne bitti, bir selamlaşalım, sarılalım. Hani bu şekilde bir video olsun istedim. Hani bu video parapsikoloji konusunda böyle bilgi verdiğimiz, parapsikoloji konularını anlattığımız bir video olmayacak. Hani bir yıl bir ara verdik, geri döndüm. Bunun heyecanını yaşıyorum şu an aslında biraz da. Hani hakikaten mutluluk verici bir şey şu an sizle buluşuyor olmak. Hani gerçekten böyle çok garip. Çok garip ya. Biri bana dese inanmazdım ve şu an inanmayacağım bir şey yaşıyorum. Tuhaf. Hani o bağlamda parapsikoloji konularını işlemeyeceğim. Sadece işte selam göndermek istiyorum sizlere, oradaki komutanlarıma, askerlik arkadaşlarıma ve askerliğin ne gibi dezavantajları var. Ha bir de projelerimiz neler var? Neleri işleyeceğiz? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Aklımızda, fikirlerimizde neler var? Neler üreteceğiz? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir intromuz gelsin. Introdan sonra da videoya geçelim.
Öncelikle selam söylemem gereken isimler var. Bu şu anda bu videoda ismini geçireceğim isimler hani hakikaten çok değerli. Sonuna kadar saygıyı, sevgiyi hak eden insanlardır. Yani komutan oldukları için değil, hakikaten böyle güzel, iyi bir insan oldukları için ben bu insanların isimlerini geçirmek istiyorum. Öncelikle baba adam hani çok yardım oldu, çok yanımızda oldu ve eminim bundan sonra aynı şekilde devam eder. Bu adam değişmez. Tam bir delikanlı. Hanefi Yüzbaşı'ma teşekkür ediyorum. Bunca zamandır yanımızda oldu, destek oldu. Aynı zamanda çok kral bir adam. Ali Rıza Bahçavuş, sen mükemmel bir insansın. Burak Uzman, sana diyecek hiçbir kelime yok. Aşırı tatlı, aşırı güzel, aşırı sempatik bir insansın. Allah senin karşına da senin gibi güzellikler çıkarsın. Tabii şimdi asker arkadaşlarım da var. Asker arkadaşlarıma da buradan selam göndermek istiyorum. Kimler onlar? Öncelikle Harun, öyle de kalmanı diliyorum. Orhan, Kadir, Mesut, Çapan, Hüseyin. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Sivil hayatta hepinize başarılar diliyorum. Şimdi biz kendi konumuza dönelim. Arkadaşlar videoları bir yükleme sıklığımız olacak. Ama şöyle hani benim aklımda şu anda haftada 2 video var. Ama sizin aklınızda daha fazla varsa yani 3'ü geçmeyecek şekilde diyeyim. Daha fazla hani 3 video varsa 3 video yükleyelim. Bunları belirtin. Ben tamamen sizin davranışlarınızdan ve sizin fikirlerinizden yola çıkarak bir şeyler kurmaya çalışmaktayım şu anda. O yüzden sizlere ihtiyacım var. Yani şöyle düşünün. Burada hep beraber içerik üretiyormuşuz gibi, hep beraber video üretiyormuşuz gibi ve neye ihtiyacınız var, neyi bilmek istiyorsunuz, neyi duymak istiyorsunuz? Döndüm ve döner dönmez video çekmek istedim çünkü gerçekten özledim. Yani bu güzel bir şey ya, bunun hayalini kurdum biliyor musunuz? Yani çok güzel ya, hakikaten. Çok beğendim ben ya video çekmeyi. Neyse, bunlar duygusal konular, bunları boş verelim şimdi. Yani videoyu haftada 2 kere şu anda benim planladığım çarşamba ve cumartesi günleri, ama siz 3 diyorsanız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olarak da planlayabiliriz. Yani hafta içi video atabiliriz gibisinden diye düşündüm. Şimdi bu soruyu da burada çıkacak olan ankette yanıtlarsanız ona göre bir karar veririz. Bundan sonraki video soru cevap videosu olacak arkadaşlar. Hani ben bu videonun altında gelen sorularınıza eğer video yorumlarında cevaplanabilecek düzeyde kısa cevaplar içeriyorsa elbette ben burada cevap vereceğim. Ama hani uzun bir cevabı varsa ve bunu gerçekten birçok insanın bilmesinin doğru olabileceğini düşünürsem bu soruyu da ayrı şekilde, hani bu soruların tamamını da ayrı bir şekilde video çekip cevaplayacağım değerli arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu kadar bir şey sanırım. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Sanırım yok. Şunu da belirtmek istiyorum. Ya bildiğiniz hani stresliyim şu an. Bayağı da heyecanlıyım. Yani uzun zamandır kameranın karşısına geçmeyince insan bir tökezliyor. Kolay değil gerçekten. Buna alışmam lazım. Hani bu videoda dilim sürçtüyse, sürçülisan olduysa affola. Çok şey, tuhaf. Ama şey ya, sizlerle buluşmak gerçekten çok güzel ya. Ve çok farklı ya. Ha, şunun da haberini vereyim arkadaşlar. Kitap çıkacak, kitabımız çıkacak. Yaklaşık bir 100-100... Hani biraz daha abartsak böyle bir hani kitabı 350-400 sayfalara falan bir dayandırsak yaklaşık bir 150 sayfalık bir açığımız var diyebilirim şu an. O 150 sayfayı da tamamlayıp kitabımızı bastıracağız arkadaşlar. Yani tabii ki hani gerçekten çok modern bir şekilde parapsikolojiyi işlediğimiz, anlattığımız güzel bir kitabımız olacak. Şu anda satış noktaları hani görüşmüş olduğumuz bir yayın evi var. Anlaşabilirsek hani şu anda bir bilgi alıyoruz sadece. Anlaşabilirsek anlaştığımız bir yayın evinde bu kitabı bastıracağız. Ama çok kolay bulabileceğiniz, herkes tarafından bilinen bir kitap satıcı bayiler var ya, o bayilerden birinde olacak arkadaşlar. Yani diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi altta belirtin yorumlar kısmında. Sorularınızı sorun mutlaka. İşte kanala yön verin. Yani sizin, burası sizin. Size ait, sizin için yapılıyor çünkü. Sizler için var burası ve buraya yön verelim. Hadi hep beraber toparlayalım. Biz 65 bin kişilik bir aileyiz artık. 65 bin kişi ya, ne demek? Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok onur ettiniz. Diyecek hiçbir şey yok. Çok seviyorum sizleri. Tamam mı? Hadi hoşça kalın şimdilik. Çarşamba günü soru cevap videomuz geliyor. Hadi hoşça kalın.